Arkadaşlar herkese merhabalar. Artık 10. sınıfın 2. dönemindeyiz. Genel olarak 10. sınıfla alakalı bu senenin çok zor olduğuna dair sık sık bizlere sistemlerde bulunuyorsunuz. Baktığımızda 9. sınıfa göre belki bir tık daha zor olabilir. Ama doğru çalışmaları yaptığınızda, konu tekrarlarınızı ve test çözümlerinizi yaptığınızda kolaylıkla bu senenin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum. Peki bu dönem sizi zorlayabilecek konular nelermiş? Şimdi gelin hep beraber bunlara bakalım. Matematik branşına baktığımızda aslında 10. sınıfın en zor matematik konusu 1. dönemin 1. konusu olan permütasyon, kombinasyon ve olasılık konusu olarak karşımıza çıkıyor. Ve sizler de bunu artık geride bırakmış oldunuz. Umarım iyi bir şekilde üstesinden gelerek geride bırakmışsınızdır. 2. dönemde ise sizi zorlayabileceğini düşündüğüm konu 2. dereceden denklemler konusu. Belki bunda biraz zorlanabilirsiniz ama yine formülleri ezberlediğinizde ve birazcık pratik yaptığınızda üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. Bunun dışında bu konudan sonra geometriyle karşı karşıya kalacaksınız her sene olduğu gibi. Şimdi geometride şöyle bir durum var. Geometriyi birçok sevenler var, bir de hiç sevmeyen, nefret edenler var. Siz hangi taraftasınız? Bunu da çok merak ediyorum. Lütfen yorumları bunda yazmayı unutmayın. Şimdi geometriyi sevenler için aslında bulmaca gibi tık 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 bir şekilde hızlı hızlı ilerliyor ama sevmeyenler ne yapacaklarını bilemiyorlar, çalışıyoruz olmuyor diyorlar. Lütfen bu noktada sizler pes etmeyin. Çünkü gerçekten geometride sadece formül bilmek etkili değil. Yani bolca sabır gerektiren bir alan. Bolca pratik yapmanız gereken bir alan. Bir süre sonra sabırlı olduğunuzda artık hangi konuda hangi formülü kullanmanız gerektiğini ve o şekillerde neleri görmeniz gerektiğini çok daha kolay anlayacaksınız. O yüzden lütfen pes etmeyin. Şimdi gelelim fiziğe. Fizikte de bu dönem dalgalar ve optik üniteleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Belki dalgalar ünitesine ilk dönemin sonlarında yavaş yavaş başlamış olabilirsiniz. İkinci dönemin ortalarına kadar da yine bu üniteyle devam edeceksiniz. Dalgalarda ses dalgası, su dalgası, deprem dalgası gibi çeşitli alt başlıklar var ve çok fazla güncel örnekler barındırdığı için belki sizlere eğlenceli gelebilir. Sonrasında ise optik konusu dedik. Optik konusu da oldukça kapsamlı ve geniş bir konu. O yüzden çok iyi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Eğer ki bir yerde koparsanız, anlamadığınız bir şeyler olursa mutlaka öğretmenleriniz tarafından onların desteklenmesi gerekiyor. Çünkü anlamadan geçtiğinizde konunun devamlılığında da sorunlar yaşarsınız. Ve genel olarak baktığımızda hem optik hem de dalgalar konusu 10. sınıfın gerçekten zor fizik konuları diyebilirim. Ama yine pratik yaptığınızda bunu da kolayca aşabilirsiniz. Ve aynı zamanda optik konusu sınavda da sık sık karşınıza çıkan bir konu. 2021 TYT'ye baktığımızda da bir tane soru geldiğini söyleyebiliriz. Kimya branşına geldiğimizde ise 10. sınıfta en fazla zorlanılan konu kimyasal hesaplamalar ve mol kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim siz bunları da bu sene geride bırakmış oldunuz. Şimdi önümüzde 2. dönem asitler, bazlar, tuzlar ve kimya her yerde üniteleri var. Bu konularda çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ama lütfen şunu da unutmayın. Tüm branşlarda olduğu gibi kimya branşında da konular birbirleriyle ilişkili ve gelecek yıllara şu anda yatırım yaptığınızı lütfen unutmayın. O yüzden konulara gerekli özeni göstermeye çalışın. Aynı zamanda 2021 TYT'ye baktığımızda da asitler, bazlar, tuzlardan yine bir soru geldiğini sizlere söyleyebiliriz. Biyolojiye geldiğimizde ise 2. dönem sizlere zor bir konu karşılıyor diyebilirim. Kalıtım konusuyla karşı karşıya kalacaksınız. Kalıtım konusuna belki de 1. dönemin sonlarında geçmiş arkadaşlarımız olabilir. 2. dönemin ortalarına kadar devam edecek oldukça kapsamlı ve oldukça uzun zor bir konu diyebilirim. Burada bol bol hesaplamalar yapacaksınız, işlemler var. Ama lütfen gözünüzü korkutmasın. Bir süre sonra böyle hafif hafif çözmeye başladıktan sonra sizlere bulmaca gibi daha eğlenceli geleceğini düşünüyorum. Ve lütfen burada şuna dikkat çekelim. Kalıtım konusu zor bir konu olduğu için gerçekten bu konuda başarılı olan arkadaşlarımız sınavlarda da bu konudaki soruları rahatlıkla çözecekleri için bir adım öne geçecekler diyelim. Kalıtım konusundan sonra ise ekosistem ekolojisi konusu geliyor. Bu konu sizlerin arasında böyle basit görünen, birazcık tabiri caizse küçümsenen bir konu diyebilirim. Ama lütfen bu konuyu da hafife almayın çünkü üniversite sınavında sıklıkla soru gelen bir konu olduğunu söyleyebilirim. Yine gerekli çalışmaları ve gerekli özveriyi bu konuya da göstermeyi lütfen unutmayın. Genel olarak sayısal derslerde daha fazla zorlanıldığı için bu branşları daha detaylı bir şekilde ele aldık. Şimdi geriye baktığımızda sözel branşlarda Türk dili dersi kalıyor, coğrafya ve tarih branşları kalıyor. Biliyorsunuz ki sözel derslerde başarı yakalamak istiyorsanız ne yazık ki ezberi bolca yapmanız lazım. Şimdi bizler her zaman şunu söylüyoruz, ezberlemeyin, öğrenin diyoruz ama sözel derslerde ezber olmadan ne yazık ki başarılı olamıyoruz. O yüzden sizler de günlük tekrarlarınızı bu alanlarda yapmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda belki tarih branşındaki olay örgüsünü aklınıza tutmak için tarihi romanlardan faydalanabilirsiniz. Bunların da size çokça katkısı olacağını düşünüyorum. Burada bir de küçük bir parantez açmak istiyorum. Coğrafya branşıyla alakalı coğrafya branşındaki nüfus ünitesine bolca dikkat etmenizi istiyorum sizlerden. Çünkü üniversite sınavında oldukça önemsenen bir konu. Her sene 1, 2, 3 soru civarlarında sorular gelebiliyor. 2021 TYT'ye baktığımızda yine bir tane soru geldi.
geldiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle 10. sınıfın zorlayabilen konuları nelerdir ve bunları aşabilmek için neler yapabiliriz, bunlarla alakalı konuştuk. Sizlerin zorlandığı konular var mı? İlk dönemden kalın, hala onları düzeltmeye çalıştığınız şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.